Efendim TV 264 ekranlarından merhabalar diyelim ve başlayalım efendim. Muhtarlar Konuşuyor programının ilk bölümüyle muhtarları konuşturacağız bu programda. Biraz içerikten bahsedelim hemen, neler konuşacağız. Efendim muhtarların mahallelerindeki sorunları sizlere aktaracağız. İsteklerini, dileklerini yine muhtarlarla konuşacağız. İlk programımızda başlıyoruz. Efendim hemen söyleyelim kim var yanımızda. Erenler Belediyesi Kamışlık Köyü Muhtarı Halil İbrahim Kuru'yla birlikteyiz. Efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Teşekkür ediyorum. Önce sizi tanıyalım bir. Peki efendim. Şimdi şöyle, ben öncelikle kendimi tanıtmadan önce TV 264 ailesine göstermiş olduğu, şahsıma göstermiş olduğu ilk programda için kendilerine teşekkür ediyorum. Her birinden Allah razı olsun. Teşekkür ediyorum. Kendimi tanıtmaya göre 01.02.1976 Sakarya Erenler ilçesi Kamışlı Mahallesi'nde doğdum. Daha önceki süreçte köydük. Şu anki statüde mahalle konumundayız. Bu mahallede ikamet ediyorum. Hala da bu mahallede yaşıyorum. Şu ana kadarki süre içerisinde özel sektörlerde çalıştık, özel firmalarda çalıştık. Sonraki süreçte de Sakarya Büyükşehir Belediyesi'nde göreve başladık. O görev süresince de hayatımız devam ediyor efendim. Tabii şöyle de bir detay var, onu da paylaşalım izleyicilerimizle. Halil İbrahim Kuru hem mahallelere hem de yangınlara koşuyor. Kendisi aynı zamanda itfaiyeci. Evet. Hemen o detayları da öğrenelim sizden. Evet. Nasıl aklınıza geldi bir mahalle muhtarı olmak, itfaiyeden buraya nasıl geldi konu? Şimdi biraz ben geriden geleyim. Sizin sormuş olduğunuz soru için. Ben Kamışlı Mahallesi bir vatandaşıyım öncelikle. Mahallemdeki konumu bildiğim, mahallemin sıkıntıları, dertleri neydi olduğunu bildiğim için 2004 Mahalli İdareler Yerel Seçiminde muhtar azası olarak bir abimizin yanında göreve başladık. Hasbelkader o süreçten bugüne kadar, 2014 seçimlerine kadar her muhtar çıkan abimizi bir fiil destekleme gayretinde gösterdik. Niye mahallemiz bizim? Muhtar heveslisi değildim. Öncelikle onu anlatayım yani. Abilerimizi destekledik. Büyüklerimizi, değer verdiğimiz abilerimizi destekledik. Onlar da ellerinden geldiği kadar hizmet etmeye çalıştılar. Bu süre içerisinde 2014 mahalli idareler seçiminde vatandaşın, eşimin, dostumun, özellikle benim arkadaş grubum, özellikle burada hemen altını çizmek istiyorum, bayanlarımız, mahallemde yaşayan, ablamdan tut, kardeşimden tut, teyzelerime kadar, yani büyüklerimin hepsine, özellikle bayanlarımıza çok teşekkür ediyorum. Bizi bu konuda, beni buraya, muhtarlık konusunda beni itenlerin başında bayanlardır. Yani Kamışlı Mahallesi'nde yaşayan bayan vatandaşlarımızdır. Ondan sonraki süreçte de beni burada, yine bu olaya sürükleyen yakın arkadaşlarımdır yani muhtarlığa. Sonuç itibariyle muhtarlık hevesimiz 2004 seçiminden 2014 seçimine kadar ki yaşadığımız hizmet babında, işte dışarıdan almış olduğum, belediyelerin almış olduğum hizmet babında beni doyurmadı. Yani bir Kamışlı Mahallesi vatandaşı olarak beni doyurmadı. 2006 senesinde de ben Sakarya Büyükşehir Belediyesi'ne başladım. Allah bize, Allahü Teala nasip etti. Şükürler olsun. 2006 senesinden 2010 senesine kadar Sakarya Büyükşehir Belediyesi'nin ana binasında görev yaptım. 2010 senesinde itfaiye teşkilatına Allah-u Teala nasip etti. O göreve başladım. İtfaiye esnasında bizim çalışma sistemimiz diğer kurumlara bakarak veya belediyenin diğer birimlerine bakarak bizim çalışma sistemimiz farklıdır. Bizde 24-48. Bu süre içerisinde görev yapan muhtar abilerimize biz de elimizden geldiği kadar destek olmaya çalıştık. Sakarya Büyükşehir Belediyesi'nden olsun, elimizden geldiği kadar. İşte Erenler Belediyesi'nden olsun. Biz Büyükşehir'de olduğumuz için biraz da Büyükşehir'den, işte efendim mezarlıklardan olsun, diğer tarla yollarımızda konularında olsun yardımcı olmaya çalıştık. 2014 seçimlerinde bayanlar, az önce teşekkür ettiğim bayanlar mesela bize bu konuda dediler ki niye sen başkalarını destekliyorsun, niye işte şey yapıyorsun, her şeyi sen koşmaya çalışıyorsun. Bu köye senin muhtar olman. Kadınlardan geldi yani. Tabii tabii, inanın bak, bu Cani Gül'den söyleyeyim, bu çok önemli, buna dikkat edin. Yani inanın buraya benim muhtar olmamdaki
ana sebeplerden bir tanesi Kamışlı Mahallesi'nde yaşayan %80 diyorum bakın özellikle altını çiziyorum. %80 bayanlardan geldi. Yani bayanlar... Neden istediler peki sizi bu kadar? Ya şimdi şöyle söyleyeyim yani Kamışlı Mahallesi'nde Sakarya Büyükşehir Belediyesi'nde çalıştığımdan bugün cenaze hizmetleri, bakın yani park bahçeler, efendime söyleyeyim fen işleri. Şimdi bunları biz vatandaşa yaptığımızda, vatandaşımız bunu gördüğünde, her desteği biz sağladığımızda vatandaş bunu ne yapıyor? İster istemez bizden görmüş oluyor. Bu neticeyle biz de ne yaptık? Bayanlarımızın da talebi bu doğrultuda çok yüksek olduğu için arkadaş grubum, çevrem, yani bayanlar, ben burada şeyi es geçmiş olmayayım, bay vatandaşlarımız da es geçmiş olmayayım. Şimdi onlar da destek sağlar ama bayanlar daha farklı konumda bize destek sağladılar. Sonuç itibariyle böyle bir şey olunca biz de elimizden geldiğimiz şeyler yaptığımızda 2014 mahalli idareler seçiminde aday olduk. Allah da nasip etti. Seçimi kazandık. İşte mahallemize hizmet etmeye çalışıyoruz. Bu konuda hem itfaiyeciliği de devam ettirmeye çalışıyoruz. Efendime söyleyeyim yani itfaiye teşkilatından boş kaldığımız zamanlardaki süre içerisinde de muhtarlıkla konusuyla ilgileniyoruz. Bu kadar. Yani başka sormak istediğim bir şey varsa. Şimdi itfaiyecilikten bahsettik. Bu soruyu da sormamız gerekiyor. Buyurun. Hangisi daha zor? Muhtarlık mı? İtfaiyecilik mi? Şimdi muhtarlık da itfaiyeciliği aynı kefeye koymak veya hangisi zor hangisi kolay. Her ikisinde zorluğu var. Ama şimdi itfaiyenin daha birçok zorlukları var. Şimdi vatandaşlarımız burada bir şeyi altını çizerek söylemek istiyorum. Şimdi biz çalışıyorsak Allah kimseye bu çalıştığımız zamanki süre içerisinde kimseye nasip etmesin. Niye? Mutlaka ve mutlaka birinin canı yanıyordur. Evet. Yani buradan ben büyüklerime de sesleniyorum. Biz itfaiyeciyiz. Sakarya Büyükşehir Belediyesi'nde çalışıyoruz. İtfaiyeciyim. İtfaiye personeliyim. İtfaiye şoförüm. Ama Türkiye'de itfaiyecilik şu anda bir meslek değil. Bakın altını çiziyorum. İtfaiyecilik bir meslek grubunda değil. Ama ne yapıyoruz? Biz bugün bir yanan eve, şu anda bir vatandaş, 10 tane vatandaş olsa, yanan ev olmuş olsa kimse girer mi? Kimse girmez. Niye? İçeride yangın var. Patlama riski yüksek. Ne olacağını bilmiyor. Çökme ihtimali olabilir. Ama biz ne yapıyoruz? Hiç patlama riski olmasına rağmen, çökme riski olmasına rağmen biz ne yapıyoruz? O binaya affedersiniz köpek de olsa, bir kedi de olsa yani biz onu girip onu almak zorundayız orada. Ya bak iki insan demiyorum. İnsan zaten gireceğiz. O ayrı bir konu. Ama bir hayvan dahi olsa ben mesela şöyle bir örnek de verebilirim isterseniz, arzu ederseniz. Hendek'te çalışıyorum o zamanki senelerde. Hendek itfaiye grubunda çalışıyorum. Bir bina samanlık yangını, ahır ve samanlık yangınına gittik. Ahırın altında biz 4-5 tane inek var. Yani o ineklerin oradan çıkması lazım. Üstü bildiğiniz bir alev topu olmuş. Girdik. Ben o zaman erdim. Şimdi şoförüm. Allah razı olsun. Emekli oldu abilerimizle beraber çalıştık. Allah uzun ömürler versin. Dedi Ali İbrahim içeri girmemiz lazım. Şimdi şöyle bir baktık. Yukarısı bildiğiniz bir alev topu. Evet. Ahşap bina. Çökme olasılığı %80. Biz zaten olaya gideseye kadar bir 8-10-15 dakika geçmiş. Altındaki tahtaların, ağaçların, kalasların ne kadar yanıp yanmadığını bilmiyoruz. Hiç de hesap yapmadık. Çöker mi, çökmez mi ne girdik. Allah'ımıza hamdolsun. Kazasız, belasız bir şekilde orada bulunan hayvanları biz dışarı çıkardık. Son bir hayvanda sıkıntı oldu ama en son 4-5 ay sonraki süreçte de o hayvanın da iyileştiğini, vatandaşına tekrar sağlıklı bir şekilde hayatına devam ettiğini öğrendik. Yani şunu demek istiyorum. Biz itfaiyecilikte muhtarlığı şey yaptığınız zaman itfaiyecinin zorluğu, inanın olay olduğu süre içerisinde çok büyük zorlukları var. Trafik kazaları. Bugün gündemimizde trafik kazalarına gidiyoruz. Çoğu şeyi biz görüyoruz. Basın olarak siz de duyuyorsunuz, görüyorsunuz. Bunları ne yapıyoruz? Bugün 112 sağ olsun olay yerine geldiği zaman bir kaza zedeyi eksi olan bir vatandaşı çıkartmada biz itfaiyeciler olarak çıkartıyoruz. Yani onun zorluğu da o. Muhtarlığa gelelim. Muhtarlığın zorlukları var mı? Var.
Yani çok beklenti var bir kere her şeyden önce. Yani beklenti tabii, yani ben eski 2004 senesinden 2014 senesine bir vatandaş gözüyle baktığımda benim de çok beklentim vardı. Benden önceki muhtarlık yapan abilere. Şimdi ben şöyle söyleyeyim. Ben 2014 senesinde muhtar seçildim. Allah-u Teala bize nasip etti. Oy veren vermeyen. Öncelikle bunun altını çizeyim. Kamışlı Mahallesi bana oy veren vermeyen. Her birinin Allah razı olsun. Teşekkür ediyorum buradan. 2014 senesinde ben muhtar seçildim Kamışlı Mahallesi'ne. Kamışlı Mahallesi'ne ne verdin diye sorarsanız şöyle cevaplayayım. Yani kimse de kusura bakmasın. Yani bir şeyler yapmak inanın kolay değil. Niye dersiniz? Bugün şu kalemi buradan almak bir şeyle müdahale ediyorsunuz. Niye elini buradan kaldırıyorsun, buraya gidiyorsun? Yani Kamışlı Mahallesi'ne gelen hizmeti alabilmek için bir yerlere dil dökmeniz gerekiyor. Bir yerlere ikna etmeniz gerekiyor. Yani kimse sizin hayrına, babanın oğlu da olsa, dayının oğlu da olsa, kimse sana hayrına gelip de bir şey getirip de sana bırakmaz. Efendim, hazır konu açılmışken şunu soralım size. Şimdi 5 senedir muhtarlık yapıyorsunuz Kamışlı Köyü'nde. Evet. Ne vaatlerle geldiniz seçim öncesinde? Evet. Peki neler yaptınız? Kaçı tamamlandı ya da tamamlanma aşamasında olan neler var? Şimdi Kamışlı Köyü'nden de bizi izleyenler vardır. Onlar da merakla bekliyorlardır bu sorunun cevabını illaki. Sizden öğrenelim. Şimdi şunu şöyle söyleyeyim. Bakın bugün Erenler Belediye Başkanımız Sayın Cavit Öztürk, belediye başkanlığında son döneminde 2014 seçiminde ben dedim sayın başkanım, ben dedim muhtar adayı oldum. Ya oğlum dedi, işim yok dedi. Senin de işin var, gücün var, ne gerek var? Yok başkanım, ben hizmet için Kamışlı Mahallesi'ne hizmet için Allah nasip ederse gireceğim dedim. Sizden istirhamım dedim sayın başkanım. Siz de adaysınız. İnan elimdeki 24 tane proje dosyasını, bak bugün üstüne basa basa söylüyorum. Cavit başkanım hatırlarsa. Ben bu dosyayı zaten her mahallemde Kamışlı Mahallesi yaşayan yaklaşık 220-230 hane falan var. Bir fil 200 tanesini dolaştırdım birebir. Yani o 24 tane projem, bunların hepsini Allah nasip ederse muhtarlık görevini kazandırsak, göreve gelirsek biz bunları yapmaya çalışacağız diye dağıttık evlere birebir. 24 projemi ben Sayın Cavit Başkanım'a uzattım. Sayın Başkanım dedim bunlar. Ne bunlar dedi, dedim başkanım Kamışlı Mahallesi muhtar seçildiğin zaman ben bunları mahalle halkıma vaat ediyorum dedim. Şöyle bir baktı. Dedi oğlum dedi, burada 24 tane proje var. Yani ben belediye başkanıyım. Yani sen dedi 24 tane bunları neyle yapacaksın dedi. Abi dedim başkanım dedim, yani yaparız ya dedim. Oğlum dedi boş yapma dedi, yani boş geçme bunu dedi. Bu boş bir vaat olmasın dedi. 24 tane projeyi milletin önüne atıp da kalkıp dedi 10 tanesini yapıp da 14 tanesini yapamadıktan sonra bu başarı değildir dedi. Yani bugün %90'ları, %80'leri, %90'ları yapacaksın ki bunu ben başarı diyeyim. Tamam başkanım dedim. Neyse biz, Allah-u Teala nasip etti. Biz 24 tane projemizi aldık elimize. Muhtarlık görevimizi aldık. Önceki görevimiz nedir diye ilk başta kendimize bir şey yaptık. Yıllardır Kamışlı Mahallemizin sorunlarından başında gelen camimiz, 1998-99 senesinde camimiz, büyüklerimiz, kim varsa o günkü şartlarda mahallemize, o camimizi yaptırmakta kim varsa önce onlardan Allah razı olsun. Kimin emeği vesairesi varsa, o sene ben askerdim, askerdeydim. Ben askerde olduğum süreçte camimizi yapmışlar, köyümüzün halkı, mahallemizin halkı. Ben onların hepsine kim yaptıysa teşekkür ediyorum, Allah razı olsun her birinden. Sonuç itibariyle dedim ki camimiz 99, 2014. Çok ara bir zaman değil mi? Evet. 2099 senesinde boyanmış, 2014 senesine kadar boyanmamış. İçeri sürünmemiş bir cami. İçeri sürünmemiş. Biz hemen camimize girdik. Dış cephe boyası, hemen dedik camimizin boyası. Duvarları ben hatırlamıyorum en son ne zaman cami duvarları yapıldığını. Hemen cami duvarlarına, bahçe duvarı, cami bahçe duvarına girdik. VC'miz 99 senesi veya 98-97, 96 ile 99 diyeyim. Yani çünkü o sıradaki 99 sene askerde olduğum için 96 ile 99 senelerinde diyeyim VC'miz yapılmış. 2014 senesine kadar bir tane çivi çakılmamış. Abdesthane ve camimizin bahçesindeki VC şeyim. Hemen ona girdik. Ne var ne yok hepsini tamir, tertemiz, güzeldi, yıktık, kırdık, döktük. Buradan babamdan da fırça yedim. Sevenimden de fırça yedim. Neden? Neden fırça yediniz?
Şimdi niye fırça girdim? O esnada da şunu da söyleyeyim, orada neden yedim diyeyim. Mezarlıklara da başladık. Bir yandan da mezarlıklarımıza duvarını yapıyoruz hem. Evet. Hem mezarlıklarımıza patika yol yapıyoruz. Bir de 120 metrekare alanda sundurma da yapıyoruz. Hepsi bir anda girdi. Kurban Bayramı'na yanlış hatırlamıyorsam 21 gün var. Yanlış hatırladım tabii. 21 gün Kurban Bayramı'na var. Babam bir yerden kızıyor. İşte yakınım diyor. Ya diyor sen girdik diyor. Bunu başaramayacağız. Kurban Bayramı işte buralar. Bir dakikayın. Sıkıntı yok. Biz bu işi girdik. Biz bu işi Allah'ın izniyle biz bu işi bitireceğiz dedik. Ne yaptık? 21 günde camimizin boyasını, camimizin bahçesinde olan VC'nin tüm bakımları, tuvaletinden, kulübesinden vesaire sıfırdan, komple sıfırdan değiştirdik. Camimizin bahçesi, efendim mezarlıklarımız, mezarlığın duvarları, iki tane mezarlığımıza 110-120 metrekare alan, kapalı alan, yağmurda ve karlı bir havada bir cenaze olduğunda vatandaşın daha rahat edebileceği bir alana. Biz 21 günde bitirdik. Kurban Bayramı yanlış hatırlamıyorsam pazar günüydü. Ben iyi hatırlıyorum çünkü cuma günü açılış yaptık. Evet. Yani oradaki cami bahçemizdeki olayı cuma günü biz camimizdeki bütün boyaması olsun, işte VC'si olsun, bahçe duvarı olsun, cami bahçe duvarımız olsun. Komple 21 gün içerisinde Allah da bize nasip etti. Bu şekilde biz bunu mahallemizin halkına, vatandaşımıza kullanımına sunmuş olduk. Peki şey düşünüyor musunuz şimdi vatandaşların hizmetine sunduğunuz böyle bir hizmeti? Önemli bir hizmet gerçekten aslında baktığınızda. Evet. Hemen hemen bütün muhtarların bu konuyla çok ilgili olduğunu da biliyoruz ama. Evet doğrudur. Vatandaşlardan size geri dönüşler nasıl? Yani memnunlar mı sizin hizmetlerinizden, nasıl geri dönüşler alıyorsunuz? Şimdi şöyle söyleyeyim. Öncelikle şunun altını çizeyim ablacığım. Sizi sevmeyen sevmez. Evet. Bu bir gerçek. Yani, ama tabii sevdirmek için bir şeyler yapılabilir. İnanın, bakın şunu altını çizerek söyleyeyim. Burası çok önemli, buna dikkat edin. Ben 2014 senesinden 2018'in son ayına girmiş bulunuyoruz şuralarda, şu gün, son günlerinde. Oy versin, vermesin. Sevsin, sevmesin. Bakın buradan açık ve net söylüyorum. Eğer ki bir kişi varsa TV 264 ailesi arasın, evet desin ki benim kardeşim desin. Hiç kimseyi. Atıyorum ki Ahmet'i nasıl seviyorsam, Ahmet'e nasıl koşmaya çalışıyorsam, o beni sevmeyen, benim hakkımda kötü yorumlar yapan, benim hakkımda her türlü ileri geri konuşan vatandaşa da buna ben parmağımla sarılıyorsam, inanın bak bunu canı gönülden söylüyorum, oradaki vatandaşa elimle sarılmaya çalışıyorum. Niye? Ya kardeşim ben öyle bir insan değilim. Ben buraya muhtar olmak için de aman aman kendimi parçalan da bir insan değilim. Ben Sakarya Büyükşehir Belediyesi'nde çalışan, normal Kamışlı Mahallesi'nde yaşayan bir vatandaşım. Ha nasıl bir vatandaşım? Ben mahallemin, Erenlerin veya Serdivan'ın veya Adapazarı'nın merkezdeki yaşayan vatandaşımın hakları nelerse, bak altını çiziyorum, hakkı neyse, buradaki vatandaşım ne alıyorsa, benim Kamışlı Mahallesi'ndeki yaşayan vatandaşım da bunu alsın. Ha mümkün mü? Mümkün değil ama alacağız. Ben inanıyorum bu geçmiş zamanla çünkü Kamışlı'yı ben yaptım diye söylemiyorum. Biz yaptık. Yani benim ekibimle birlikte yaptık. Biz yaptık bunu. Kamışlı Mahallesi'nin eski 2014'ten öncekine bir baksınlar. Bir de şundaki durumuna baksınlar. Peki hedefiniz nedir? Bu zamana kadar yapılanlar tamam yapıldı. Sene oldu 2019. Artık 2019'a giriyoruz yavaş yavaş bu aylara evet. Geldik. Peki 2019 senesinde hedefiniz nedir? Kafanıza koyduğunuz, ben bu hizmeti yapacağım dediğiniz bir hizmet var mı? Şimdi öncelikle ablacığım şunu söyleyeyim. Yani benim şu anda Kamışlı Mahallesi'nde aman aman bir işim yok. Altını çiziyorum. Ama şöyle de bir işimiz var. Birincisi Kamışlı Mahallesi'nin çok acil bir şekilde altyapıya ihtiyacı var. Evet. Projesi yapıldı mı? Buradan ben büyüklerime sesleniyorum. Bu işi yapacak yetkili kişilere sesleniyorum. Altyapım projem hazır. Geldiler. Firma, müteahhit firma sanırım yanlış hatırlamıyorsam. Tarihleri falan şeyleri de var elimde. Geldiler. Fizibilite çalışması yaptılar. Hatların nereden geçeceğini, nereden gideceğini vesairesini çizdiler. Bu bir. İkincisi yağmur suyu kanalımız. Şu anda mevcut taşıyan bir yağmur suyu kanal
kanalımız var. Çünkü aşmaya çalıştık. Elimizden geldiği kadar bunları temizlemeye çalıştık. Bununla ilgili bir çalışması var. Yani bu Saski'nin bizim talep doğrultumuzda iletmiş olduğumuz şikayetimizin cevabında çıkan bir sonuç. Yağmur suyu kanal projesi. Evet. Bu da aynı şekilde projesi çizilmiş. Yani kim yapacak? Ahmet diyecek ya ben bu Kamış Mahallesi'ne efendime söyleyeyim yağmur suyu kanal projesi yapacağım. Hay hay abicim buyurun. Alacak eline haritayı. Nereden nereye gideceğini bilecek adam. Hiç bana sormasına gerek yok. Elinde haritası var. Tıkır tıkır tıkır. Ha vatandaşım orada karşı çıkacak mı? Diyecek. Tamam biz o bizde. O biz görevde olduğumuz için. Bizde o sıkıntı yok. Yeter ki gelsin. Üçüncüye gelelim. İçme suyu hattı. Evet, çok önemli bir konu gerçekten. Aynen. Yani şu anda Sakarya'da içme suyu hattı geçen toplantılarımızda bölgemizde kaçak olduğu, yani kaçak derken vatandaşımızın kaçak anlamında değil, hatların eski olduğunda. Biliyorsun biz 1999 senesinde deprem yaşadık. O depremde hatların bazıları çok oynadı. Bazılarda bir sıkıntılar oluştu meydana gelişti. Önemli yatırımlar yapıyor Büyükşehir Belediyesi ama bu yatırımlardan ne kadar faydalanabiliyorsunuz? Bu da çok önemli tabii ki. Şimdi Büyükşehir Belediyesi'nin... Ya aslında bu soruyu şöyle soralım. Şimdi tabii ki sizin yatırımlarınız çok önemli yatırımlar var. Siz çok önemli çalışmalar yapıyorsunuz. Bunları bizlere aktarıyorsunuz ama şimdi belediyelerin desteği çok önemli. Muhtarlar için çok önemli. İller, ilçeler için, köyler için belediyenin desteği çok önemli. Seçime de yaklaştığımız şu günlerde. Hem Büyükşehir'den hem de Erenler İlçesi Belediyesi'nden. Nasıl hizmetler görüyorsunuz? Şimdi Erenler ve Büyükşehir'deniz değil mi? Evet. Şurada bir şey anlatayım. Üçüncü projemizi anlatmadık. Kamışlı Mahallesi'ndeki dört tane proje yapıldı şu anda. Ben evet. Erenler'e de geleceğim, Büyükşehir'e de geleceğim. Tamam. Dört tane proje yapıldı. Ne dedik? Altyapı kanalizasyon dedik. İkincisi ne dedik? Yağmur suyu dedik. Üçüncü ne dedik? İçme suyu dedik. İçme suyu evet. Bunların hepsi projesi bitti. Bitti. Adapazarı'ndaki yaşayan benim vatandaşım bu hizmetten yararlanıyor. Geyve'deki vatandaşım da yararlanıyor. Serdivan'daki, Erenler'deki bütün vatandaşlar, merkezdekinden bahsediyorum, yararlanıyor. Ama benim köy statüsünden mahalleye dönmüş olan mahallemdeki ve benim gibi bir sürü mahallelerdeki olan merkezde yaşayan, merkez statüsünde yaşayan vatandaşların almış olduğu hizmeti almadığı bir konu var. Doğalgaz. Doğalgaz, evet. Projesi çizilmiş. Ben gene buradan Aktaş yetkililerine sesleniyorum. Bunun bir an önce, bakın halkımdan çok büyük bu konuda şikayet ediyorum. Özellikle bayanlardan. Bayanlar hani doğalgaz, doğalgaz gelmiyor mu diye söyleniyor. Bunların yapılmasını arz ediyorum. Bu dört projesi Kamışlı Mahallesi'nde içme suyu, kanalizasyon, yağmur suyu ve doğalgaz. Bu projeler bitmiş. Sadece yapı bu ihaleyi alan firma veya şahıs kimse gelecek. Nereden ne döşeceğini, nereden ne koyacağını bilecek. Bağlantılarını yapacak, borularını döşecek, gidecek. Hemen buradan bir kere daha tekrar edelim. Önemli sözler çünkü bunlar Kamışlı Köyü için. Kamışlı Köyü'nün bir beklentisi var. İşte o beklentiyi de dile getirmiş olduk buradan muhtarımız aracılığıyla. Çok önemli bir beklenti. Senenin artık 2019'a yaklaştığımız şu zamanlarda hala doğalgazın gelmemesinden şikayetçi olan bir köy var. O da Kamışlı Köyü. Bir kez daha altını çizmekte fayda var. Yetkililere de buradan köylüler adına sesimizi duyurmuş olalım diyelim ve artık şu belediye konusuna gelelim. Evet. Seçime yaklaştığımız şu günlerde çok önemli bir konu gerçekten. Hem köylülerin ne düşündüğünü de çok merak ediyoruz aslında. Siz de buraya bir nevi köylülerin sesi olarak oturuyorsunuz burada. Onlar ne düşünüyor belediye hakkında? Size destekleri konusunda neler düşünüyorlar? Bu ayrıntıları alalım öğrenelim sizden. Şimdi ben şurada bakayım. Erenler Belediyesi'nden başlayalım. Erenler Bey 2014 seçiminde ve Mali İdare seçiminde göreve geldik. Zavit Başkan, Erenler Belediye Başkanı oldu. Biz de Kamışlı Mahallesi muhtarı olduk. Zavit Başkan'a güzel çalışmalarımız oldu. Yani ben burada hakkını yiyemem ama eksiklerim de çok. Açık bir konuşayım. Niye kırsalda yaşayan bir vatandaşım? Niye böyle konuşuyorsun diye sorarsan. Yani bir kere... Fen işleri yetersiz Erenler Belediyesi'nin. Altını bak çiziyorum yani. Buradan kimse darılmasın, gücenmesin. Ben bir... Ne gibi eksiklerini görüyorsunuz? Bir araya gireyim, ya sorayım onu da. Şimdi şöyle söyleyeyim. Bugün ne gibi eksikleri var dediğinizde bugün kamyon
kanunsunda yetersiz. Benim gördüğüm. Niye Arifiye bakarak, Atapazarı Belediyesi'ne bakarak, efendim Mesut Erdoğan'a bakarak? Ben sayıya bakarım ablacığım. Şimdi bugün Arifiye'de 5 tane kamyon varsa Erenler'e niye 3 tane var? Erenler Arifiye Belediyesi'nde veya Serdoğan Belediyesi'nde 5 tane cisibi varsa, 3 tane cisibi varsa bende niye Erenler'de niye 1 tane var? Evet. Anlatabilir miyim demek istediğimi? Ben Fenişler'in biraz yetersiz olduğunu görüyorum. Cavit Başkan doğrudur. Yani güzel şeyler yaptı ama daha güzel şeyler yapabilirdi. Erenler'e daha güzel hizmetler yapabilirdi. Bugün köy statüsünden mahalleye dönüşenlere birazcık daha ilgi alaka gösterebilirdi. Sosyal anlamda, işte tarımsal alanda, efendim mesela kültürel alanda bunlara destek sağlayabilirdi. Aldık mı? Ya alanda oldu, almayan da oldu. Sonuç itibariyle birazcık da bu konuda büyütmesi gerektiğini düşünüyorum Erenler Belediyesi'nin. Büyükşehir Belediyesi'ne gelince orası benim yuvam. Evet. Yani Sakarya evet. Büyükşehir Belediyesi. Uzun yıllar emek verdiniz tabii evet, orada. Yani 2006, 2016, 18 yani 12 yıldan beri ben bu kuruma hizmet etmeye çalışıyorum elimden geldiği kadar. Bu kurum farklı bir kurum. Yani bu kurumda çalışmak güzel. Yani tabiri caizse derler ya anlatılmaz yaşanılır diye. Evet. O yüzden ben Sakarya Büyükşehir Belediyesi'nde çalışmaktan gurur duyuyorum, onu duyuyorum. Yaptığım işten, itfaiyecilikten onur gurur duyuyorum. Muhtarlığımdan onur gurur duyuyorum. Belediye hizmetlerinden derseniz bugün malumunuz biliyorsunuz son Sakarya'nın gündeminde Zeki Toçoğlu mu, işte filanca kişi mi, şu mu derken Sayın Başkanımız, Reisimiz, Sayın Cumhurbaşkanımız, Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan tarafından Ekrem Yüce Beyefendi, Çaykur Genel Müdürü Sayın Ekrem Yüce Beyefendi aksedildi. Zeki Toçoğlu başkanımızla çalıştık. Ben öncelikle burada altını çiziyorum. Kimse benim bu konuda hakkında ben Zeki Toçoğlu'nun hakkını yemem. Hizmet aldın mı? Eyvallah. Allah razı olsun. Yani aldınız Zeki, yani. Aldım. Yani Zeki Başkan'dan, kurumlarından, şeylerinden rica minnet de olsa temenni dileklerimizle Allah razı olsun aldık hizmetimizi. Ben buradan Zeki Başkanımıza sonsuz şükranlarımı sunuyorum. Önümüzdeki seçimlerden sonraki süreçte Zeki Başkanımıza Allah'tan sağlık, huzur ve hayırlı görevler nasip etmesini diliyorum. Sayın Başkanım teşekkür ediyorum diyorum. Yani ne diyeyim, Sayın Zeki Toçoğlu ile çalışmak şeyi de oldu. Çok kısa bir zamanda evet, Zeki Başkan'ın korumalık böyle bir yakın şeyimiz, temasımız oldu sağ olsun. Ben Allah razı olsun diyorum Zeki Başkanım'dan. Zeki Başkanım değerli bir büyüğümüz, değerli bir abimiz. Kamışlı Mahallesi'ne hizmetleri olmuştur yani açıkçası. Ben evet. Başkanıma teşekkür ediyorum. Şimdi izleyenler için bir kez daha aslında şunu paylaşmakta fayda var. Bunu da altını çizelim. Şimdi Erenler çok önemli bir yer. Erenler'de şu anda 20'ye yakın belediye başkanı adayı söz konusu. Aslında sizi çok siyasetin içine çekmek istemiyorum ama tabii ki siz de ister istemez. Yok, biz siyasetin içindeyiz. Biz çekilmesek de biz oraya gidiyoruz yani. İster istemez gidiyoruz. Çünkü niye? Bizim bir sevdamız var. Ne sevdası? Önce mahalle sevdası. Evet. Mahalleler zaten mihenk taşı. Yani bir ilin, bir ülkenin aslına bakarsanız mihenk taşı öyle. Diyebiliriz. Yani çok önemli. Mahallelerden başlıyor hizmet ve illere, ilçelere dağılıyor. Evet. Bu kesinlikle bir gerçek. Şimdi şunu soracağım size. Yaklaşık 20 tane Erenler'de belediye başkanı adayı var. Çok isteklisi var belediye başkanlığına. Çok istekli isim var. Peki sizin mahallenizde vatandaşlarla birebir konuşma fırsatı bulan isimlerdensiniz. Vatandaşlar neler düşünüyor bu adaylar konusunda? Nasıl yorumlar var? Şimdi ben bunu mahalle meclisimiz, mahalle halkımızla zaman geliyor konuşuyoruz. Şimdi mahallemdeki vatandaşın ilk başta önceliğini anlatayım. Bakın Ahmet Mehmet Belediye Başkanı muhabbeti yok. Şu anda Türkiye biliyorsunuz malumunuz zor bir süreçten geçiyor. Biraz rahatladık, biraz rahatlıyor ama hatırlar mısınız bilmiyorum. Ben tarımsal bölgede görev yapan muhtarım ve tarımla uğraşan. Babam çiftçidir, çiftçilikle uğraşır. Ve benim gibi, benim babam gibi bir sürü tanıdığım abilerim, amcalarım, abilerim, arkadaşlarım çiftçilikle uğraşıyorlar. Vatandaşımız şurada AK Parti hükümetine, bakın AK Partiliyim. Evet. Zaman geldi eleştireceksin. Yani ben
olduğun gibi ol, göründüğün gibi görün zihniyetiyle hareket ettim. Rahmetli dedemin bana vasiyettir. Ne olursa olsun olduğun gibi ol, göründüğün gibi görün diye yetiştirdi bizi sağ olsun. Babamız da dedemiz. Özellikle dedem diyorum. Şimdi AK Parti hükümeti ne yaptı? Mısır taban fiyatını açıklamadı. Evet. Çiftçiyi bir kere özel sektörle baş başa bıraktı. Burada vatandaş AK Parti'ye bir çarpı attı. Bu bir. Mısırcı sıkıntı yaşadı benim mahallem olarak. Bugün fındıkçı da aynı şeyi yaşadı. Evet. Yani bu sıra sıra geldi böyle. Sıra sıra devam etti. Şimdi geldim, seçim geliyor. Bir de şu trafik cezaları. Geçen arkadaşıma gelmiş. 6 tane peş peşe ceza. Evet. 2000, yeni yasayla birlikte 2000, önemli cezalar yani şimdi geliyor. Hayır, bir de şu var, enteresan. Çok önemli bir konu. Adamın 2018'deyiz. 2016'lardan 2015'lere ceza gelmiş. Yani 2016'dan 2015'e kadar. Neredeydin de şimdi 2018'deki sen tanesin, o zamanki tarihte cezaları yolluyorsun. Bu cezalar da ağır geliyor. Neyse, konumuza dönelim. Şu mısır fiyatı ve fındık fiyatı açıklanma konusunda geç kalındığından. Bugün aynı şekilde yem, hayvan yemi. Tarımsal alanda hayvancılık yapıyoruz. Evet. Ben de hayvan bakıyorum. Yani babam da hayvan bakıyor. Beraber bakıyoruz. Bugün yemin fiyatı belli. Sütün fiyatı bugün. Bir barda, bir kafede bir çay içsek, inanın geçen bir yerde içtik 4 lira. Öyle mi? X bir yer söylüyorum, isim vermiyorum. Bir yerde içtim 5 lira. Benim mahallemden ben, eşim, affedersiniz, inekten sütü alacak, sağacak, satmaya kalkışacak 1500 lira. 1,5 TL yani, 1,5 TL. 1 litre süt. Şurada ne kadar su var? 250 milim var, yok. Evet. Bir fincanda ne kadar var? 200 milim var, yok. Ne kadar? Bir fincan çay içtik. Nerede? Kafede 5 lira. Bugün 50 tane çay içsek, bundaki protein, bundaki verecek olan vitamin, senin bir bardaktaki süte eşdeğer değildir. Ama ne kadar? 1,5 TL. 1 litre süt. Benim çıkarım. Yem fiyatı ne kadar? Bugün 75-80 lira bir çuvalı. 75 bölü 50 yaptığın zaman ortaya çıkıyor. Bir hayvana da bir kilo verdiğin zaman da yetersizdir. Ne oluyor bu sefer? Vatandaş tepkili. Buradan büyüklerimize sesleniyorum. Bugün AK Parti Sakarya Genel Başkan Yardımcılarımıza, Sayın Milletvekillerimize. Yani burada bunlara önem gösterilmesi. Tarım Bakanlığı'ndan mı alıştırılacak? Bu nasıl alıştırılacaksa araştırsın. Biraz çiftçiye ödemelerde destekler sıkıntılı. Dane desteklemesi olsun, gübre desteklemesi olsun, mısır desteklemesi olsun, bunlar yetersiz. Süt desteklemesi olsun, yetersiz. Vatandaş o isteyeceksiniz. Gittik. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Teyze, ne yapacağız oyları? Ne oyu? İşte bak, seçim var. Bak, bir sürü belediye başkan adayımız gelecek, işte o isteyecek. Evet. Ben AK Parti'ye kızgınım. Hayırdır? Az önce anlatmış olduğum konu. Hemen altını çizelim efendim. Hemen altını çizelim, çok önemli bir konu çünkü. Çünkü bir söz vardır, Mustafa Kemal Atatürk'ün sözü. Köylü milletin efendisidir der ve yerli üretime bu kadar ihtiyacımız olduğu bir dönemde. Yerli üreticiyi desteklememizin gerektiğinin bir kez daha altını çizmekte fayda var. İşte bahsetti muhtarımız. 1,5 liradan bahsediyoruz. 1,5 lira gibi bir rakamdan bahsediyoruz. Süt fiyatı için gerçekten üzücü bir rakamdan bahsediyoruz aslına bakarsanız. İşte köylülerin isteklerini, arzularını burada işte Muhtarlar Konuşuyor programında tabii ki altını çizeceğiz. Doğalgaz konusu vardı en başta. Çok önemli bir konu. İşte gördüğünüz gibi o konunun da altını çizdik ve bir kere daha hatırlatalım, tarım fiyatlarında da önemli düşüşler var. Maalesef işte yerli üretimin en çok desteklenmesi gereken bu dönemde doların artışıyla birlikte biliyorsunuz yerli üretim yapmamız gerekiyor ki artık ülke daha iyi durumlara gelsin. Bunu da bir kez daha altını çizmiş olalım ve sorularımızla devam edelim tekrar. Efendim, kırsal bir bölgede hizmet veriyorsunuz. Daha öncelerinde köydünüz, artık mahalleye geçtiniz tabii, evet. Ki bunu da altını çizelim. Sürekli köy diye söylüyoruz aslında programda da ama yok, bak, artık mahalle oldunuz. Yok, şimdi hala söyleyeyim yani, tamam, biz kelimede mahalleyiz. Yani şu resmiyette biz mahalleyiz. Evet. Ama yaşantımız köy. Yani bugün hayvancılık, tarımsal. Bugün hangi mahalle? Burası da mahalle. Var mı hayvancılık? Yok. Yok. Mahalle. Tarım var mı? Yok. Ama biz de ne? Biz mahalleye dönüştük. Ne oldu? İyi mi oldu? Kötü mü oldu? Şimdi eski zamana baktığımız zaman biraz daha şey vardı, neşe vardı, insanlarda huzur vardı.
İnsanlarda birbirine saygı vardı, sevgi vardı. İnsanlar ne bileyim yani biraz değiştik. Yani insanlar mahalle olduktan sonra mı artık veya iklim mi veya çağ mı atlıyoruz yani bir değişiklik evet. oldu. Mahalleye dönüştükten sonra tabii ister istemez bir değişiklikler yaşadık. Bana kalsa bu tür yerlerin mahalle olarak değil de köy statüsünde kalması gerekirdi. Hangi belediye bağlısı? Peki bir şey değişti mi efendim? Onu soracağız şimdi. Tabii köyden artık mahalle oldunuz. Evet. Mahalle diye isimlendirildiniz. Siz hala köy olduğunuzu söylüyorsunuz ama ne yok, değişti? Yok, yani mahalleyiz ama yani köy statüsünde yaşayan bir mahalleyiz. Evet. Ne değişti? İşte mahalleden, köyden mahalleye bu geçişte. Neler değişti hayatınızda, köy hayatınızda? İnanır mısınız? Bir şey söyleyeceğim. Katılan katılmana saygı duyuyorum. Şimdi biz köy statüsündeyken, köyde ben hatırlıyorum, bak yine hatırlıyorum, benim mahallem tertemizdi. Çöp kabası yoktu. Bak altını çiziyorum. Çöp kabası diye bir şey yoktu. Çöp de yoktu piyasada. Evet. Bakkallar mıydı? Vardı. Hatta iki tane bakkalım vardı. Hatta belki de orta mahallede de vardı. Üç tane bakkalım vardı. Şu an iki tane var. Tabii bir, iki tane marketimiz var. Eskiden çöp kabası yoktu. Her taraf tertemizdi. Bu millet bir çöpünü gidip saklayıp bir şey yapıp atması gereken yere, imha etmesi gereken yere koyuyordu. Şimdi bizim çöp kovalarımız var. Bakın altını yine çiziyorum. Çok önemli. Çöp kovası evinden 10 metre uzakta. Veya yolda yürüyor. Bakkaldan alsın, çocuk olsun, yaşlı olsun, genç olsun. Ya arkadaş, kabul ediyorum. Ben ne kadar bu mahallenin halkıysam sen de bu halkın. Sen ne kadar korursan ben de korurum. Ben ne kadar korursam sen de koruman lazım. Mükellefsin. O mahallede yaşıyorsun. Rahatlık bu insanlara birazcık rahatlık verdi. Şimdi ne oluyor? Ufak bir yağmur birikintisi. Ne diyor? Alıyor beni. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Muhtar. Buyur abi. Benim kapının önünde su durdu. Abi hayırdır? Yani bir yerde su yok da senin orada niye su? Bilmiyorum, gel bak. Ya arkadaş. Tamam. Koşuyor gidiyoruz. İnanın gidiyorum ben. Yani aradıkları zaman her zaman gidiyorum. İnanın küreği alsa, bak bir küreği alsa, benim babamın çocukla ben okula giderken, benim babam eskiden biz künk deriz. Hani toprağın altına gömülse su geçsin diye künk deriz. Evet. Onların içini çok ah buyurun. Çocukken babam ben hatırlıyorum ceviz dokuduğu sırıklarla o künkün içinde çamur varsa o çamurları temizlerdi ben çocukluğum okula giderken. Şimdi vatandaşım bunu hiçbirini yapmıyor. Muhtar temizleyecek. Muhtar değişti. Tamam. Değişmesi gerekiyor. Değiştiririz. Bak yapılması gerekeni yapıyoruz. Şimdi bu insanlar rahatlık. Ufak bir şey görse muhtar buraya çöp dökmüşler. Ya arkadaş gördün kimin döktüğünü. Biliyorum. Niye döktürüyorsun? İleride çöplüğümüz var veya bir yeri bir dök. Belediye aldıralım. Rahatlık var. Bu köyden mahalleye dönüştükten sonraki süreçte vatandaşımıza rahatlık geldi. Çevreye duyarsızlığı bitti. Bu altını çiziyorum. Ufak bir şey olmuş olsa hemen belediye yapsın. Evet. O belediye oradan boşta mı ya? Boşuna vergi mi ödüyoruz efendim? Gelsin belediye yapsın diye vatandaştan serzenişler alıyoruz. Ha belediye zaten çoğuna yapmaya çalışıyor elinden geldiği kadar. Ama buradan özellikle sesleniyorum. Benim mahalle vatandaş herkes kendi hanesinin kapısını, bacasını temizlemiş olsa, bakımını yapmış olsa, elinden geldiği kadar. Bakın ağır varsa ben geleyim. Kepçelik, büz değişecek vesairesi varsa arasından yeterli bana. Ama en azından kendi bahçesinin temizliğini yapmış olsa, kendi bahçesinin bakımını yapmış olsa, önünü, bak sağını sonu demiyorum, kendi sınırları içerisindeki bahçesinin önünü temizlemiş olsa bize de fazla iş kalmaz. Evet. Hem mahallesi temiz, mahallemiz temiz olur, hem çevremiz temiz olur, hem daha yaşanılabilir bir mahalle olur. Şimdi. Tabii ki onlar da buradan bu mesajları alıyorlardır, muhakkak programı izliyorlardır. Kamışlı köyü vatandaşları da mutlaka bu mesajları alıyorlardır diyeceğiz. Bir sorun vardı şimdi. Evet. Sorunun cevabı aslında sizin söyledikleriniz içinde saklı ama bir kez daha sormakta fayda var. Tabii ki hizmetler gerçekleştiriyorsunuz, önemli hizmetler var. Bu hizmetler karşılığında karşınıza engeller de illaki çıkıyor. Bu engeller içerisinde tabii ki biz şunu anlayabiliyoruz buradan. Bazı vatandaşlar diyelim en azından. Engel çıkaran bazı vatandaşlar var ama onun haricinde başka kimlerden engel görüyorsunuz ya da ne tür engeller karşınıza şimdi, çıkıyor? Hiçbir kurumdan engel görmedim.
altını çizelim. Resmi kurumdan. Bugün kaymakamlık, belediye, işte büyükşehir, SASKİ vesaire ne şeyimiz olduysa hiçbir resmi kurumdan engel görmedim. Kimden gördüm? Mahallemde yaşayan vatandaşın. Ben nasıl diyeyim? Yani bunu Allah-u Teala'nın takdirine bırakıyorum. Vatandaşın takdirine bırakıyorum. Allah herkesin gönlüne göre versin. Yani şimdi adam bizi sevmiyor. Evet. Şimdi örnek vereyim. Bakın bugün Erenler ilçemin Kamışlı Mahallesi'ndeki okul bahçesi. Bak örnek veriyorum. Okul bahçesi tahliyata başladık. Şimdi Recep Tayyip Erdoğan başkanımızın ne vardı? Millet bahçesi. Evet. Bir projesi vardı. Biz okulun bahçesini İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nden, çünkü atıl okul kapandı okul. Benden önceki muhtarlıklar döneminde bizim okulumuz başka bir mahalleye gitti. Okulun bahçesini aldık. O süre içerisinde bir ana sınıfımız vardı. Ana sınıfımızı daha güzellir, daha rahat bir sistem olsun diye camlarını değiştirdik. Laminat taktırdık, klima taktırdık çocuklarımıza. 8-10 tane çocuğumuz o ana sınıfına gidiyor. Okulumuzun bahçesini aldık. Dedik buraya ne olabilir, ne olabilir? Dedik ki bir park yapalım. Sağ olsun gene Büyükşehir Belediyesi Park Bahçeler Müdürlüğü'nden oyun grubumuz geldi. Efendime söyleyeyim şimdi aynı şekilde yine Sakarya Büyükşehir Belediyesi şeyinden o bahçedeki temizliğini Erenler Belediyesi yaptı, hakkını yemeyelim. Temizliğini oradaki çalı, toprak, ağaç kökleri falan temizliğini Erenler Belediyesi yaptı. Parkın da yapılmasını Sakarya Büyükşehir Park Bahçeler Müdürlüğü yapıyor. Şimdi biz buraya aldık. Arıyor. Bana bunu bizzat Erenler İlçe Milli Eğitim Müdürü diyor ki muhtarım selamun aleyküm. Aleyküm selam sayın müdürüm, hayırdır? Ya diyor sen diyor okulun bahçesinde bir şeyler yapıyordun diyor. Ne yapıyorsun diyor. Dedim ki toprak taşıyorum dışarıdan, çukur yerlere döküyorum. Siz bunu kendi ellerinizde yapıyorsunuz yani. Tabii tabii. Toprağı da taşıyorsunuz. Tabii kendine. Canım kendi elimle. Belediye taşıyoruz ama kendimiz taşıyoruz. Yani bir şekilde oraya toprak çekiyoruz. Dedim ki sayın müdürüm size söylemiştim dedim. Toprak çekiyoruz. Ya bir vatandaş aradı dedi. Muhtar okulun bahçesine karışabilir mi? Ya ne yapayım ben? Satmıyorum. Oradan toprak da taşımıyorum. Aslında çok da önemli bir hizmet. Yani orada bir şey, yani orada bir vatandaşın kullanabileceği bir hizmet yapmaya çalışıyoruz. Ne oldu? Vatandaş bizi şikayet ediyor. Evet. Vatandaş ne yapıyor? Kanal kazacağız. İnanın, çoğunuz hem Sakarya Erenler Belediyesi'nden plan projesini çıkartıp da yaparım. Kanal kazmışım. Devam ediyoruz. Sevmeyen X kişi, adam geliyor diyor ki şikayetçi kaymakamlık, bakın Erenler Kaymakamlığı'na soruşturma yaşadım. Adam gitmiş şikayet etmiş. Demiş kardeşim benim Kamışlı muhtarı benim tarlamı ağacı kesti. İşte toprağa sattı, şunu yaptı, bunu yaptı diye şikayette bulunmuş. Biz de ne yaptık? Gittik. Araştırılmasını talep ettik. Vatandaş araştırma sonucunda kaymakamlıkta soruşturma açtı. Ne oldu? Hiçbir vatandaşın tarlasına girmediğimiz, o toprağı satmadığımız, efendime söyleyeyim herhangi bir yanlış bir şey yapmadığımız kayıtlarca yapılan tespitlerle meydana geldi. Anlaşılmış oldu. Ya vatandaş bize bunu çoğunlukla evet. Yaratıyor yani. Yine işte o mesajları da verdi muhtarımız. Dedi ki yani vatandaşa hizmette en büyük engel yine vatandaştan geliyor dedi. İşte artık programımızı yavaş yavaş kapatıyoruz. Sonlarına geliyoruz ama var mı efendim son kapatırken bizlerle paylaşmak istediğiniz güzel anılarınız? Şimdi anılarım var. Yani hangi birini bahsedeyim? Şöyle kapatalım isterseniz. Ben ilk muhtar olduğumda bir anım var. Bir de son zamandaki olan şeyimi anlatayım. İlk muhtar olduğumda bir anneyle oğlunun tavuk horoz muhabbeti denk geldim ona. Ya dedik ki tamam teyze yani git ben bahçeden benim oradan getireyim horoz. Sen dedim bırak horoz gitsin oğluna. Yoktur ya ben horoz istiyorum. Tamam. Gittik oğluna abi dedik ya sen dedik horozu ver oraya. Gel dedim benim bahçeden horoz al. Yoktur ya ben dedi horozu dedi vermem dedi. Ya abi annesine diyoruz horoz veriyoruz o kabul etmiyor. Ona horozu ver diyoruz biz verelim diyoruz o kabul etmiyor. Dedik yani en son yapacak bir şey yok. Ben bu horozu ben alayım. Yani siz anlaşamıyorsunuz kavga ediyorsunuz. Bu horozu ben alayım. Tamam mı alayım. Ben size iki tane horoz vereyim. Sana da vereyim sana da vereyim. Ama bu horoz sende durmasın. Bu horoz bende dursun. Olur da olmaz da falan deriz ikna ettik. Horozu ben aldım. Onlara iki tane horoz verdik. Birine verdik. Yani horoz hala bende. Öyle bir anımız olmuştu vatandaşımız. İlk muhtar olduğumuzun ilk görevi. Gerçekten ilginç bir anıyla. En son olayımızda da gene kanal kazma pozisyonumuzda kanal kazıyoruz. Kazmış olduğumuz bölgede de kimileri bulduk, kimilerini bulamadık. Tarımsal arazi kanalı kazıyoruz.
Karşıdan bir sürü insanlar geldi, yaklaşık 6-7 kişi. Dedi, ne yapıyorsun sen burada? Aha dedim, başımıza belaya aldık. Dedim, amca işte yağmur suyu kanalı, işte buralar sel vuruyor, işte buradaki tarımsal alandaki zarar görüyor. Biz bunları kazmaya çalışıyoruz. Tabii orada kalabalık da 5-6 kişilerdi. Heybetli bir şekilde hızlı sermi falan. Ben de biraz çekindim. Çünkü kırsal alandayım. Bir kepçeci var, bir de ben varım. Bir de o 5-6 kişi dışarıdan gelen yaşlı amcalarımız, abilerimiz var. Bağırış çağırış olunca ben de biraz çekindim. Kendimi biraz şey aldım. Amca böyle bir tarz daha gelince, ya be oğlum be dedi ya. Ben dedi 65 yaşındayım. Ben 30 seneden beri buraların bunu yapılmasını istiyorum deyince benim vücudumdaki o sıkıncanlık, çekingenlik hepsi bir anda sevince dönüştü. Geldiler bana o 6 tane amca, Allah razı olsun oğlum, seni işte buraya kim gönderdiyse, bunu kim yaptırdıysa, senden de işte sana yaptıranlar da bir teşekkür muhabbeti oluştu. Yani anılarım var bunlar. Sonra peki, programın sonuna geliyoruz herhalde. Evet, artık son kapatırken söylemek istediğiniz bir şeyler var mı? Var. Öncelikle Sakarya'da ilgili birkaç bir şey bahsetmek istiyorum izniniz olursa. Biliyorsunuz malumunuz Sakarya'mıza yeni bir vali geldi. Evet. Sayın valimize Allah uzun ömürler versin. Allah uzun, sağlıklı ve Sakarya'mıza iyi hizmetler yapmayı nasip etsin. Sakarya'mıza hoş geldin. İkincisi, malumuz 2019 mali idareler seçiminde belediye seçimleri ve muhtarlık seçimleri var. Aday olan tüm adayı olan ilk başta öncelikle onlara bir yolları açık olsun. Allah gönüllerine göre versin her birini. Sakarya Belediyesi için, Büyükşehir için yine aynı şekilde Sayın Ekrem Başkanımıza, Ekrem Yüce Başkanımıza yolu açık olsun. Ondan sonraki süreçte tüm muhtarlık yapan abilerimize, arkadaşlarımıza hayırlı görevler, hayırlı görev yapmalar nasip etsin. Biz tekrar Kamışlı Mahallesi'ne adaylığımız söz konusudur. Allah ömür verirse, Allah sıhhat verirse. Öncelikle buradan beni Kamışlı Mahallesi'nde desteklemeyen kim varsa, oy verecek vermeyen kim varsa hepsine şükranlarımı sunuyorum. Hepsine teşekkür ediyorum. Oy verseler de benim abimdirler, vermeseler de abimdirler. Vermeyen ablalarım da aynı şekildedir. Saygı duyuyorum her birinin fikrine, düşüncesine. Hepsine ayrı ayrı buradan teşekkür ediyorum. Son bir altını çizeceğim. Çünkü ben bu kadar bir Kamışlı Mahallesi'ne hizmetleri yaptık. Yani hizmetleri zaten tek tek geçemedik. Vaktimiz kısıtlı olduğu için. Benim bu konuda destek sağlayan abilerimiz var. Evet. Ben bunu her platformda dile getiriyorum. TV 264 ailesine dile getirsem bir mahsur yoktur diye düşünüyorum. İsim sadece, firma falan yok. Tamam. Yani şimdi burada inanın biz az buz bir işler yapmadık Kamışlı Mahallesi'nde. Evet. Bugün iki tane daire bitirdik. Bir tanesini kiraya veriliyor, bir tanesinde mahalle imamımız oturuyor. Yani bugün minimumdan tutsan 100 milyar, 200 milyar bir daire, iki daire 200 milyar. Yani bu az buz bir şey değil. Kamışlı Mahallem bana destek sağladı ama bu destek sağlayanlardan başta hemen sayayım. Pardon burada. Öncelikle bize bu konuda destek sağlayan Akif Yılmaz abimize çok teşekkür ediyoruz. Mehmet Necip Demirkapı'ya teşekkür ediyoruz. Hüseyin Tok abimize çok teşekkür ediyoruz. Nait Kara ve Şükrü Çil abimize. Mahalleme gösterdikleri olarak maddi ve manevi, bundan haricinde kim varsa öncelikle bunlara ve ondan sonraki diğer yapan abilerimize sonsuz şükranlarımı sunuyorum. TV 264 ailesine Sakarya'da ilk programı da bizimle yaptığından, bu lütfu bize gösterdikleri teveccühden dolayı TV 264 ailesine teşekkür ediyorum, saygılar sunuyorum. Peki efendim, biz teşekkür ediyoruz verdiğiniz önemli bilgiler için, önemli detaylar için. Efendim, kimi ağırladık bugün, hemen bir kez daha altını çizelim. Kamışlı Muhtarı, Kamışlı Mahallesi Muhtarı Halil İbrahim Kuru'yu ağırladık. İşte Muhtarlar Konuşuyor programında. Tabii birçok mesajı vardı ama iki tanesini öne çıkartmakta fayda var. Bir kez daha altını çizmekte fayda var diyelim. Tabii ki Kamışlı Köyü de bizi izliyordur şu anda. Onlar için de bir kez daha altını çizelim. Doğalgaz konusu var. Çok önemli. İşte 2019'a girdiğimiz, artık Aralık ayındayız biliyorsunuz. 2019'a girdik.
gireceğiz çok yakında. Bir kez daha o doğalgaz konusunun altını çizelim. Hala sobalarla uğraşıyor. İşte oradaki kadınlar, anneler, işte onların isyanı var aslında bakarsanız. Bayanlarımızın özellikle. Özellikle. Çünkü sobaları bayanlar çoğunlukta koşuşturuyor. Bayanlarımızın bu konuda çok büyük talebi var. Bunun da altını çizmiş olalım. Evet. Efendim işte hala doğalgazın gelmediğinden şikayetçi ve yine bir konu daha var. Tarım konusu var. Tarım konusunda da bir kez daha altını çizelim o konunun da. İşte üretilen, birçok emekle üretilen, biz sütten aslında örnek veriyoruz ama birçok ürün var tabii ki. Birçok emekle üretilen o sütün bir kilosunun 1,5 liraya satıldığı ama kafelerde de işte fahiş fiyatlarla satıldığının da altını çizelim. İşte Kamışlı Köyü'nün mesajlarıydı bunlar. Biz yine pazartesi günleri muhtarlarımızı ağırlamaya devam edeceğiz. Muhtarlar Konuşuyor programında diyelim ve efendim tekrar görüşünceye dek. Hoşçakalın. Hoşçakalın.